Herkese merhaba ben Yüksel Mandalorian'ın birinci sezon finalini konuşacağımız videoya hoş geldiniz. Muhteşem bir sezon finalini geride bıraktık. Dilerseniz başlayalım. Bütün videoya kendimi koymayı düşünmüyorum. Nusret'in tuzları serpiştirdiği gibi kendimi aralara serpiştireceğim. 46 dakikalık sezon finali bölümü olan Chapter 8 Redemption'a sezon özeti sonrası Baby Yoda'yı kaçıran Trooper'ların sohbetiyle başladık. Trooper'lara bölümde biraz fazla zaman ayrılmış gibi geldi. Baby Yoda sesini çıkardığı zaman ona vurmaları beni fazlasıyla rahatsız etti. Niye vuruyorsunuz arkadaşım? Askerlerin yerde duran tenekemsi şeyi vurmaya çalışıp hedefi bulamamaları kısmen komikti. Baby Yoda'nın imdadına ilk bölümden tanıdığımız, geçen bölümde Kuil tarafından yeniden programlandığını gördüğümüz IG-11 yetişti. Trooperları şamar olanına çevirip Yoda'yı kurtardı. Geçen bölüm neden döndü dediğim droid bu bölümü adeta kasıp kavurdu. Karga, Düğün ve Mando üçlüsü Gideon karşısında bir önceki bölümde bıraktığımız yerdeydi. Gideon söyledikleriyle ekibimiz hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olduğunu gösterdi. Bu sahne sonrası Mando'nun geçmişine yönelik sahneleri izledik, ailesinin ölümünü ve Mandalorianların kendisini nasıl kurtardığını gördük. İzlediğimiz flashback sahneleri çok güzeldi. Karakterin hikayesine biraz daha girebildik. Flashback sahneleri sonrası Gideon'ın askerleri büyük bir silah ile gelip ekibimize anlaşma için süre verdiler ki... O anda Yüce Droid IG-11, Crazy Frog ve Tork havasıyla mekanı basarak aksiyonu başlattı. Gerçekten Droid'e bu bölüm ayran kaldım. Kendisinin hikayeye çokça katkısı oldu. Kargaşa sırasında Mando Gideon tarafından sırtından vuruldu ve yaralandı. Sezon içerisinde Mando'nun zırhının ne kadar sağlam olduğunu görmüştük ama Gideon da pek işe yaramadı. Ekibimiz savunma için içeri çekilince Gideon onları yakmaya bir Shock Trooper yolladı. Imperial Shock Trooper'ların zırhını çok beğendiğimi araya sıkıştırıyorum. Pyro edasıyla etrafı yakmaya başlayan Trooper'ı durduran isim Baby Yoda oldu. Baby Yoda tatlı küçük elleriyle Force kullanarak ekibimizi o an için kurtardı. O sırada diğerleri Mando'nun yarısına çözüm bulamadıkları için son çare olarak oradan ayrılmıştı. Açıkçası klasikleşmiş, beni bırakın siz gidin muhabbetini tekrar görmek beni pek memnun etmedi. Mando'yu bölümün MVP'si IG-11 iyileştirdi. Fakat şöyle bir detay var, bu sahnede ilk kez Mando'nun yüzünü gördük. Açıkçası beklediğim bir şeydi ve beni çokça tatmin etti. Bu sahneden hemen önce de Mando'nun gerçek adının Din Dijerin olduğunu öğrendik. Ekibimiz yerin altındaki tünellerden kaçmaya çalışırken tekrar birleşti. Tünel içerisinde eski zarar görmüş Mandalorian maskelerini gördük ve 3. bölümde izlediğimiz demirci Mandalorian'a tekrar rastladık. Mandalorianlar arası sohbette Jedi Sith efsanelerinden bahsedildi. Türleri büyücü olarak adlandırıldı. Dişi Mando, Baby Yoda'nın büyücüler arasına götürülmesini önerdi ve Mando Yoda ikilisini iki kişilik bir klan ilan etti. Açıkçası hikaye açısından muhteşem diyebileceğim bir sohbeti geride bıraktık. Jedi'ların isminin geçmesi, Yoda'nın kendi türünün arasına bırakılması gibi önerileri durmak beni sonraki sezon için heyecanlandırdı. Ekibimiz oradan ayrıldıktan sonra dişi mandorinin gelen trooperları sanatsal bir şekilde paket edişini keyifle izledim. Ekibimiz tünelin sonundaki lava nehrinden kaçmaya çalışıyorken kendilerini bekleyen trooperlardan haberdar oldular. IG-11 kendini imha ederek ekibimizi kurtardı. Mando ile yaptıkları küçük veda konuşması kalp kırıcıydı. Mando'nun ilk kez bu kadar duygusal olduğunu gördük. Dışarı çıkan ekibimizi Gideon karşıladı. Mando yeni teçhizatlarını kullanarak kendisiyle havada bir mücadele verdi ve Gideon'un gemisini düşürdü. Fakat Gideon bölüm sonunda dark saber ile gemiden çıkmayı başardı. Gideon'un elinde gördüğümüz dark saber Mandalorianların bir kutsalı. Kılıç, Mandalorian gezegeninin yok olması sonrası Gideon'un eline geçmiş. Sonraki sezonun merkezinde bu kılıcı görebiliriz. Mando ve kuyla mezar hazırlayıp veda ettikten sonra ikilimizin gezegeni terk etmesiyle sezonu tamamladık. Çok güzel ve hikaye açısından yoğun bir bölümü geride bıraktık. Sonraki sezonun hikayesi konusunda ciddi beklentiler içerisine girdiğimi söylemeliyim. Bölümde Baby Yoda'nın askerlerin elinin ısırması ve karga ile olan Magic Hand bir sahneleri çok eğlenceliydi. Bölümde düğünün ihanet edebileceğini düşünmüştüm, gerçekleşmedi. Gerçekleşmemesi de beni sevindirdi. Bölüm... <laughs> diyeceklerim bu kadar. Eksik veya yanlış aktardığım şeyler olabilir. Lütfen bunları da düşüncelerinizle beraber yorumlarda belirtin. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli değil fakat çekimlerin başladığını biliyoruz. Muhtemelen yine Kasım ayında diziyle buluşacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.